kartalın ömrü 70 yıl diyorlar. Ya 40'ından sonra ölümü tercih edecek veyahut da kendine dönecek. Yenilenmeyi tercih eden kartallar bir dağın başına gidiyor. Gagasını kayaya vura vura düşürüyor. Aylar geçiyor aradan, yeni gagası çıkıyor. O gagayla da pençeleri söküyor. Ardından pençelerle gagayla birlikte de kanatları yoluyor. Ve bu yenilenme süreci birkaç ayını alıyor. Ondan sonra gaga yenileniyor, kanat yenileniyor, pençe yenileniyor. Aynen eski hızıyla bir 30 yıl daha yaşıyor. İlham verici bir hikaye. Ancak kartallar gerçek hayatta anlatıldığı gibi kendilerini yenilemezler. Ömürleri 30 yıl. Bilimsel araştırmalara göre uzmanların gözetiminde yetişen kartallar dahi 50 yıl kadar hayatta kalabiliyor. Kartallar da çoğu kuşlar gibi dönemsel olarak tüylerini dökerler. Eskiyen tüyler vücuttan atılarak yerine yenileri gelir. Bu da iki kanatta eş zamanlı gerçekleşir ki dengeli bir şekilde uçmasına engel olmasın. Yani kendi biyolojisi tüylerini hepten yolup yeniden çıkana kadar vahşi doğada hayatta kalmasından çok daha işlevsel. Gaga ve pençelerini söktüğü iddiası da benzer şekilde canlıyı hayatta kalma mekanizmasından yoksun bırakmak demek. Evrim ağacı bunu insanların kollarını ve bacaklarını sökmelerine benzetiyor. Kartalın yeniden doğuşu, değişim için canımız yansa da harekete geçmemiz gerektiği teması üzerine kurulmuş ve yıllar içinde kişisel gelişim anlatısına dönmüş bir hikaye. Yani günün sonunda kartalın yenilenip ömrünü uzattığı bu hikayenin bir gerçekliği de yok. Detaylı analiz için Doğrulorgu'yu ziyaret edebilirsiniz.